Şimdi Maxim'in evindeyiz. İşte burada onlarla beraber yemek yiyorum. Maxim işe gitti. Böyle yemek yiyoruz. Bu traditional, yani lokal bir yemekmiş. What was the name of it? This one? Ratatouille. Ratatouille? Hayır, şu ratatouille. Thank you for everything. Yeah. Merci pour tout, il te dit. Yeah. Yemeği yedikten sonra da böyle Fransız peyniri getirdiler. Şimdi onları yiyeceğiz. Names? This? Camembert. Camembert. Morbier. Morbi. And? Tome de Savoie. Tom. Italian cheese. Ha, İtalyan. Okay, wow. Gorgonzola. Gorgonzola, Şey. Şevre. Şey var. Aha. Keçi peyniri, keçi ya. Yeah. Be. Goat, 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 yeah. Şimdi Maxim işten çıktığı için su kayağı yapacağı yere gidiyoruz. Beni de bırakıyorlar sağ olsunlar. Abi gerçekten hani Türk insanı gibi çok sıcakkanlı insanlar ya. Teşekkürler onlara. Maxim'in ailesi beni buraya bıraktı işte. Şimdi burada böyle bir ortam var. Burada böyle kayak yapıyorlar. Vup, böyle dolaşıyorlar. Şimdi burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta şu. Hani elimden geldiği kadar Avrupa'nın ve diğer ülkelerin iyi ve kötü yanlarını anlatmaya çalışıyorum. Şimdi buradaki olay şu abi aslında. Maxim sabah 5'te işe gitti çalışmaya. Ondan sonra saat 1'de işten çıktı ve pazartesi günü böyle bir etkinliğe geldi. Şimdi olay şu ki bu adam normal bir işi var ve hani minimum neredeyse asgari ücretle çalışan bir dostum. Ve bu tarz hobileri var. Yani Avrupa'da insanlar, her ülkesi değil bakın. Yunanistan'la ilgili de video yaptım. Yunanistan'da böyle bir olay yok. Yunanistan'da geçim gerçekten zor. Avrupa'nın bazı ülkelerinde, özellikle zengin ülkelerinde insanlar bir şekilde zaman geçirmenin yolunu buluyorlar. Şu anda bulunduğum yerin nüfusu yaklaşık olarak hani 20 bin, o kadar bile yok hatta 10 bin falan. Ama buna rağmen insanlar bu tarz aktivitelerde zaman harcıyorlar ve birbirleriyle aynı şeyi seven insanlarla tanışıp kaynaşıyorlar. Şimdi bu çok önemli bir şey. Niye önemli? Mesela ben problemi yaşıyorum. Özellikle okulumdayken yaşıyorum. Her zaman seninle aynı şeyleri paylaşan insanlarla zaman geçirmek çok zor. Özellikle iş hayatında ve okulda. Çünkü orada bulunma sebebin tamamen eğitim ve iş. Yani tek ortak noktanız aslında orada olmak. Başka da bir ortak noktanız yok. Ama bu tarz etkinlikler, hobilerine vakit ayırabilmek ve para ayırabilmek, bu sana aynı zamanda arkadaş ve hayata karşı da bir sempati yaratıyor. Ben buna inanıyorum. Zaten şehirler sadece binalardan ibaret. Şehirleri şehir yapan şey oradaki insanlar, oradaki arkadaşlarınız. Ve sizinle aynı şeyi paylaşan, aynı şeylerden hoşlanan insanları tanıdığınız zaman da bu şehirler çok daha yaşanabilir hale geliyorlar. Ve eğer hobilerinize para ve zaman ayırabiliyorsanız bir ülkede, o zaman da bu tarz insanlarla tanışmanız mümkün oluyor. Ve ondan sonra da hayat sizin için çok daha yaşanabilir, çok daha keyifli bir hal alıyor. Ben buna inanıyorum. O yüzden hobiler niye önemli? İşte bu yüzden önemli bana göre. Ve Türkiye'de buna para harcamak bazen çok zor olabiliyor. Şimdi geldik. Maxim beni arkadaşlara tanıştırdı. İşte böyle bir tane şey var, bordu var. Bununla kayıyor. Suyun üzerinde falan. Abi bugün çok eğlendim. Ve bugün ön yargılarımı yıktım. Bununla ilgili daha detaylı olarak konuşacağım sizinle de. Bildiğiniz gibi Mulhouse'dayım şu anda. Ve hani burada Maxim'in ailesi beni ağırlıyor. Aynı zamanda şöyle bir şey var abi. Ben burada ön yargıların ön yargılarını yıktım. Yani şöyle bir şey var. İnsanlar, mesela bazı Fransızlar abi, ön yargılı bazı insanlara karşı ya da bazen sıcakkanlı olmayabiliyorlar. Biz de bunun ön yargısını oluşturmuşuz. Yani bütün Fransızlar soğuk diye ya da onların böyle işte misafirperver olmadığına dair bir ön yargı oluşturmuşuz. Yani ön yargının ön yargısını oluşturmuşuz. Ama ben şu anda tam bir hani bir Türk evinde gibi misafirperver olarak ağırlanıyorum. Bu beni çok etkiledi. Fransa ile ilgili bütün fikirlerim değişti. Belki de sorun büyük şehirlerde, işte metropollerde, Paris, İstanbul gibi büyük şehirlerde belki de bu işler böyle yürüyor artık. Hala kırsal kesimde insanlar çok sıcakkanlı. Burada bile sokakta yürürken insanlar birbirine selam veriyor, bonjour diyorlar. Bu çok hoşuma gitti. Ama İsviçre'den Fransa'ya geçince bir anda ortam değişti. Yani gerçekten bir böyle bir 20 sene falan geri gittik. Hem insanlarıyla, hem ekonomisiyle, hem yollarıyla falan. Yani İsviçre gerçekten Fransa gibi gelişmiş bir ülkenin bile çok daha üstünde bir yaşam standardına, yaşam kalitesine ya da bir artık devlet yönetimine, belediyecilik anlayışına mı sahip bilmiyorum. Ama inanılmaz bir seviyede. Neyse, bugün işte bu seyahatte yeni bir şey daha öğrendim. Ve
bir kez daha, zaten ayırt etmezdim. Ama bir kez daha insanların kültürleriyle de ayırt etmemek gerektiğini öğrendim. Zaten dil, din, ırk vesaireyi geçtim. Ama bazen insanları kültürleriyle yargılıyorduk. Ben artık insanları kültürleriyle de yargılamayacağım. Çünkü insanları ayırt eden yine kültürleri bile değilmiş yani. Doğdukları yer, kültürleri, dilleri, dinleri, ırkları bile değilmiş. İnsanları ayırt eden şey onların tamamen iyi, kötü ya da onların karakterleri ya da onların yaşam tarzlarıymış. Bunu fark ettim. Bu seyahatimde, bu 4 günlük Fransa seyahatinde, ki zaten kafamda da burası yoktu, 4-5 gün boyunca Fransa'da kalacağım. Kafamda hiç Fransa yoktu. Ama bu 4-5 günlük Fransa seyahatinde hani bana bunu kattıkları için herkese çok teşekkür ederim. Beni burada ağırlayan Maxim'in ailesine de çok teşekkür ederim. Maxim'e de çok teşekkür ederim. Benim için inanılmaz bir hayat dersi daha oldu. İnsan her yerde insan. Anne her yerde anne. Baba her yerde baba. Buradan sonra Strasbourg'a gideceğim. Yarın sabah otostopla. Strasbourg'da 2 gün kalacağım. Yine Maxim'in arkadaşında. Maxim arkadaşını aradı Strasbourg'daki ve böyle bir durum var. Bir de size şunu eklemek istiyorum. Şurada görüyor musunuz bilmiyorum. Bir tane bina var. Böyle yüksek bina. Bunun anlamı 3 ülkeyi temsil ediyor. 3 köşeli. Böyle işte bir tarafı Fransa'yı, bir tarafı Almanya'yı, bir tarafı da İsviçre'yi temsil ediyor. Böyle üçgen şeklinde bina. Eskiden bunun tepesi dönüyormuş. Orada restoran varmış. Ama ondan sonra dönmeyi durdurmuşlar. Çünkü çok pahalıymış, çok maliyetliymiş. Öyle bir durum var yani. Bunu da eklemek istedim. Sonra bugün Mulhouse'un Eskişehir'ine gideceğiz. Tarihi turistik bölgesine. Ufak bir kasaba ama buranın da tarihi turistik bölgesi var. Orada yürürüz. Orada sohbet ederiz sizinle beraber. Bakalım sokaklar nasıl, evler nasıl. Strasbourg sokaklarına da gezeceğiz yarın öbür gün. Oralar zaten çok daha ayrı bir dünya. Strasbourg çok turistik bir şehir. Ve inanılmaz güzel sokaklara sahip. Gidip orayı da göreceğiz. Ama bugün gelin beraber Mulhouse sokaklarını gezelim. Yani Fransa'nın ufak bir kasabasında. Evler nasıl, insanlar nasıl, caddeler nasıl, nasıl yaşıyorlar? Gelin bunu beraber görelim. Belki de Paris'te olmaktan çok daha iyi bir şey. Çünkü gerçekten burada insanlar Fransız gibi yaşıyorlar. Burada insanlar hala kültürlerini koruyorlar. Paris gibi, İstanbul gibi metropollerde artık herhangi bir kültürden bile söz etmek pek mümkün değil. Sadece yemekler ve ziyaret edilen mekanlar farklı. O kadar, onun dışında da başka bir şey yok. Bir de Fransızların kahvaltısı ile ilgili konuşmak istiyorum. Kahvaltıda her zaman baget yiyor. Her zaman baget yiyorlar abi. Bagetsiz bir kahvaltı geçmiyor. Bir de peynir yiyorlar. Tereyağı, peynir, salam, baget. Dördü. Başka bir şey yok. Bir de tabii kahve içiyorlar bununla beraber. Şimdi baget Fransa yasalarına göre ölçüsü, kalınlığı ve ağırlığı bile belli. Eğer bunun 1 gram fazlasına ya da azına geçerseniz ya da işte bu kalınlığı, bu çapı vesaire aşarsanız veya az tutarsanız o zaman bunu baget diye satamıyorsunuz. Yani anayasa olarak baget tanımlanmış durumda, baget ekmeği. Ve eğer bunu baget olarak satmak istiyorsanız da anayasadaki kurallara uymanız gerekiyor. Gramajını halletmeniz gerekiyor. İşte uzunluğunu, kalınlığını, çapını vesaire bunları birebir uydurmanız gerekiyor. Baget konusunda böyle bir durum var. İnsanlar her şeyi bagetle yiyor ve burada insanlar ekmeği kilo aldırdığına inanmıyorlar. Yani baget onlar için normal bir sağlıklı bir öğün gibi aslında. Bu da çok ilginç bir bilgi. Bunu da eklemek istedim. Şimdi beraber şeye gidiyoruz. Old City yani Eskişehir'e gidiyoruz. Ama şu şeyi çok sevdim, şu peyzajı. Böyle yeşil yeşil. Hem tramvay yolu hem de çim falan koymuşlar yani. Çok tatlı bence. Şimdi Maxim'in annesini çekmiyorum çünkü kamerayı sevmiyor. Öyle bir durum var. Hadi bakalım devam. Bu da evden gösterdiğim binanın yakından hali. Tour de Europe. İsmi de Tour de Europe'muş işte. Bu hani dediğim gibi burada 3 tane farklı ülkeyi temsil ediyor. Biri İsviçre'yi, biri Almanya'yı, biri de Fransa'yı temsil ediyor. Böyle bir durum var. Bu 1970'lerde yapılmış, yanlış duymadıysam. Yani 50 yıllık bir bina. Güzel bir sembol yani bu şehirde de. Ufak bir kasaba bile olsa buranın da güzel bir sembolü halini almış yani. Sokaklarda böyle. Yes. Tour de Europe. Şurada da ismi var. Tour de Europe. Yes. Benim için Fransızca telaffuzu çok zor bir şey. Çünkü R'leri gerçekten çok farklı. Avrupa'nın aynı zamanda her şehrinde tramvay ve tren hatları çok gelişmiş durumda. Yani her yere raylı araçlarla gidebiliyorsunuz bir şekilde.
Bence bu çok önemli ve çok ucuz bir yöntem. O yüzden umarım Türkiye'de yaygınlaşır. Yani bakın şöyle ufacık kasabada bile nasıl tren, nasıl tramvay hatları var görebiliyorsunuz. Şimdi bu Eskişehir bölgesine geldik. Buradaki evler çoğunlukla tarihi durumda. Mulhouse Century Villa. Yes. Bak şu az önce gösterdiğim şeydi. Biz şu anda buradayız. Historical. Yes. Burası da böyle tarihi alan tamamen. Şimdi buraları gezeceğiz. Bakalım neler göreceğiz. Buradan çıktık evden. Böyle geldik. Third Lerop. Burada. Biz şu an buradayız. Sonra burayı da gezeceğiz böyle. Hadi bakalım. Şu da eski bir liseymiş. Şimdi Mulhouse'un iki tane sembolü varmış. Biri bu bina, az önce gösterdiğim. İşte üç tane ülkeyi temsil eden. Bu yeni sembolüymüş. Bu da eski sembolüymüş. Yani iki sembolünden biri bu, diğeri de o. Eskiden de bu kulelerden bir sürü varmış şunun gibi. Bunlar savunma kuleleriymiş. Maxim'in annesinin söylediğine göre bu şekilde beraber geziyoruz. Merci. İşte şimdi şunun içine geldik. Burası iç tarafı. Eskiden böyle bunlar uzanıyormuş ve tarihi muluzu oluşturuyor. Yani burada bir bakıma ufak ufak duvarlar varmış. Şu anda bu old muluzun içinde geziyoruz abi. Evler falan bayağı tatlı. Böyle şurada da katedral var. Böyle gidiyor abi. İnanılmaz ya. Çok güzel sokakları. Wow. Şu eski belediye binasıymış. İşte insanlar burada evleniyormuş falan. Şurada öyle bir durum varmış. Ya şu evlerin tatlılığına bakar mısınız ya? Renkli, colorful. Renkli renkli. Amazing. Böyle bir performans beklemiyordum açıkçası Mulhouse'dan. Bayağı tatlı. Wow. Bu da katedral. Wow. İnanılmaz ya. Böyle. Şimdi bu bina da ilk önce 1431'de yapılmış. Yani burası bu belediye binası. Şu yukarıdaki semboller de İsviçre sembolleriymiş. Çünkü daha önce Mulhouse, Alsace-Lorraine bölgesinin bir kısmı İsviçre'ye bağlıydı. Yani eskiden burası İsviçre'nin toprağıydı. O yüzden hala şurada İsviçre sembolleri var. Bu bina da yaklaşık olarak bir 600 yıllık bir bina. Ve tekrardan yapılmış, yanmış vesaire böyle durumlar ortaya çıkmış. Meydan da şu anda bu şekilde. İnanılmaz tatlı bir meydan. Çanlar çalıyor. Şimdi şöyle bir şey var bu çanlarda. Saat kaçsa o kadar çalıyor diye biliyorum. Bir de mesela bu bina o 12. yüzyılda ilk defa inşa edilmiş. Yani inanılmaz bir, yani neredeyse 900 yıllık bir bina şu anda bu. İnsanlar da burada işte yine kahvesini, çayını, birasını içiyor ve buralarda rahatlıyorlar. Buralarda zaman harcıyorlar. Ve bu katedral gerçekten çok görkem bir bina. Bayıldım yani. Wow. Dönüyorum. Evet, böyle bir yer. Binanın içi restorasyondaymış, o yüzden giremedik ama inanılmaz görkemli bina ya. Bayıldım yani. Şuraya bak. Ha, burada da bir tane astronomiyle ilgili bir şey var. Böyle yani. Evet, eskiden burası da böyle eski şehrin haritası. Eskiden şehir bu şekildeymiş. Yani etrafı da walls. Evet. Yeah. La tour du boulevard, elle est où là? C'est là-bas? Là, ça c'est le temple Saint-Étienne. Katedral. Oui. Şuradaki de katedralmiş. Şimdi işte tam onun yanındayız. Ha, bu 1797'deki haritasıymış bu yazan. Bu da 1830'daki haritası. Böyle büyüyor zamanla. Böyle Mulhouse'un tarihini anlatan bir müzeye geldik işte. Buradan da bilgi falan alıyoruz. Evet, az önce gördüğümüz haritalar. Bu eski şehir. Bu 1797'deki hali. Gittikçe büyüyor surlar.
Gittikçe haritalandırma sistemleri de değişiyor tabii, gelişiyor. Mesela bak, burası 1868'deki hali. Burası 1830. Çok değişmiş, çok büyümüş şehir yani bu arada. 1911'de artık bir şehir halini alıyor. Zaten neredeyse sanayi de başlıyor. Mesela şurada tren yolları var. Burada no train. No train, yes train. Yes train. Because it's so industrial. Industry. Ah, yes, yes. More more industry than train to okay, start to come. Wait. Yes. A textile industry. Ah, yes, okay. Tekstil ürünleri çok varmış burada. Mesela burada 1911'de artık tren geliyor ama 1868 planında bir tren garı yok. Bu da günümüzdeki planı bu şekilde yani. Mesela şurası tren garı. 1911'de tren garı burada. Şu anda tren garı burada. Yani şehir yine böyle büyümeye devam ediyor. Burası bizim dün Iris'le beraber yürüyüşe çıktığımız parkın etrafıymış. Burada eskiden şey varmış, kıyafet fabrikası. Buradan botla beraber böyle ürünler çıktıktan sonra buradan nehirle taşıyorlarmış. Buradan böyle kuzeye gidiyormuş bu kanalın devamı. Bu da güneye doğru Akdeniz'e kadar açılıyormuş. Yani buradan çıkan böyle kıyafetler buradan kanaldan çıkıp böyle gidiyormuş. Burası da şu anda tabii bir park alanı gibi bir yer. Etrafında insanlar yürüyor, yürüyüş yapıyor falan. Biz de dün zaten Iris'le beraber oraya gittik. Yani Maksimler'in köpeğiyle beraber. Böyle burada da tarihinden bahsediyor ama İngilizce bilgi olmadığı için size aktaramıyorum. Ama en azından fotoğrafları görün. Böyle mesela 1876, 1880, 19. yüzyıl, 1930 böyle gidiyor. Mesela 1973 yılında da, yok galiba 1966 yılında da inşaatına başlanmış bu Avrupa Kulesi'nin, 1973 yılında da bitmiş. Bu da bahsettiğim o eski fabrikanın fotoğrafıymış. Burada da bir kanal var işte. Bu kanal da bizim geçen gün Iris'le beraber yürüyüşe çıktığımız kanalın kendisi yani. Eski fotoğrafı. Böyle yıllardır o kanal orada duruyor. Bak bu ta 1826 yılından bir fotoğraf. Ona rağmen hala orada duruyor. Şu anda benim kaldığım evde şurada bir yerlerde kalıyor. Eskiden burada fabrika varmış. Sonra yıkmışlar. Şu anda burada insanlar yaşıyor evlerde. Burada da bir tane kimya okulu varmış. Ta 1822 yılında bu okuldan 10 kişi mezun olmuş. 2022 yılında 317 kişi mezun olmuş. Yani böyle bir eğitimde de burada bir kalkınma var. Aynı zamanda buranın nüfusu 125.000. Böyle de bir durum var yani. Şurası müzeydi işte. Müzeden çıktıktan sonra da böyle bir tane anıt gibi bir şey var. Burada da Johannes Henrius Lambert diye bir adam var. Anladığım kadarıyla bu eski bir matematikçi. Böyle de bir anıt var. Bu adam her eski adam gibi abi, bir matematikçi, filozof, bir astronomi ve bir fizikçiymiş. Yani bildiğiniz gibi bu eski insanların hepsi her işi yapmaya çalışıyorlar ve her işi de yapıyorlar. Bu da çok ilginç yani. Şimdi bu Mulhouse'un bir de eski sokaklarına gireceğiz, oraları dolaşacağız. Şimdi buranın nüfusu 125.000 ama burada abi böyle tarihi yerler de var arkamda gördüğünüz gibi. Burada en çok hoşuma giden şey şu oldu. İnsanlar kasabalarını sahiplenmişler. Yani 125.000 nüfusu olan bir yer, neredeyse Balıkesir Edirimit kadar ve burada en azından 5-6 tane müze var ve bildiğim kadarıyla Avrupa'nın en büyük araba koleksiyonu da burada. Yani 125.000 nüfuslu bir kasabada, bir ilçe diyeyim Türkiye şartlarına göre, burada bile onlarca müze var ve insanlar kasabalarının tarihlerini sahiplenmiş durumdalar. Aynı zamanda burada kasaba tarihiyle ilgili bir müze de var ve buraya girmek ücretsiz. Böyle bir durum var yani. Onun dışında Mulhouse eskiden bir tekstil merkeziymiş. Tekstilden sonra demir çelik sanayisi üzerine yoğunlaşmış ve ondan sonra demir çelik üzerine yürümüş. Hala burası bir sanayi merkezi. Bildiğiniz üzere 2. Dünya Savaşı sırasında Almanlar tarafından da burası alınıyor ve hala sanayiye devam ediyor. Ama sanayinin yanında tarihi şehirlerini de korumuş durumdalar. Yine tebrik etmek lazım. Avrupa'nın birçok ufak kasabasında bile tarihi kentleri koruyabiliyorlar ve buna devam ediyorlar. Bu da çok hoş bir şey. This biscuit. Yes. It's a kugluf. Kuglufs. Kugluf. It's the typical Alsacian. Ah, okay. Only in Alsace. Only in Alsace. Traditional. Ha. Oradaki kurabiye de bu bölgeye özgü bir kurabiyeymiş. Geleneksel bir kurabiyeymiş. That's for to make kugluf. Ah, kugluf. Ha. It's a special mul. Ah, okay. Bunu da kugluf yapmak için kullanıyorlarmış. Ah, bu. In Turkey, we use it. Ah, what? Yes, this is to oven.
Fırın. Oven. Oui. Put. Oui. And then cook and whoop. Yes. 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 The same. Yeah, nice, nice. Burada eskiden oturan aile de beyaz şarap yapıyormuş ve Mulhouse çevresinde de birçok yerde şey varmış eskiden. Her yerde üzüm asmaları varmış. O yüzden hani burada zaten Fransa'nın her yerinde olduğu gibi belli bir şarap endüstrisi de var. Bundan da bahsetmek mümkün. Böyle bir durum var. Bir de eskiden Mulhouse'a bin bacalı şehir diyorlarmış. Çünkü bir endüstri merkezi olduğu için bunu da eklemek istiyorum sizlere. Bin bacalı şehir. Burası da bir eczane, Pharmacie Aulis galiba, öyle bir şey. Burası Mulhouse'daki en eski korunan eczaneymiş. Hala çok eski bina olmasına rağmen bunun içinde eczane hizmet ediyor. Böyle bir durum var yani. Yıllardır bu bina aynı ve içinde de hala eczane var. Hiç bozulmadan bu şekilde korumuşlar. Burada böyle bir grafiti var. Bir de bana Mulhouse'un anlamını söylediler. Mulhouse değirmen demekmiş. Böyle bir anlamı var yani Mulhouse'un. Yine yürüyoruz sokaklarda. Neredeyse gezecek yerler bitti zaten. Şimdi eve döneriz muhtemelen. Şu bak gerçek gibi duruyor ama bunların hepsi boyama abi. İnanılmaz yani. Böyle dümdüz bir duvarı boyamışlar ama gerçek ev gibi duruyor. Şeyden konuşuyorduk. Ölen insanların hayratlarından. Mesela sokaklarda Türkiye'de her yerde çeşme var. Ama Avrupa'nın bazı ülkelerinde çeşme yok. Mesela bizde biri öldüğü zaman hayret olarak çeşme yapanlar oluyor ki hani insanlar suyunu içsin, duasını etsin, en azından ölenin hayrına bir şeyler olur diye. Mesela burada Katoliklerde şöyle bir şey varmış. Yakınları öldüğü zaman gidip bir mekana, restoranta gidip orada şarap içip bu ölünün ruhu için hani bir bay bay demek için böyle bir kutlama tarzı bir şey yapıyorlarmış veda etmek için. Arkadaşlarıyla beraber oturup şarap içip eğleniyorlarmış yani. Böyle işte hani kültür her yerde çok farklı. Fransa'da da böyle, Katolikler arasında böyleymiş mesela. Çok şaşırdım yani duyunca. İlginç bir durum.